dünya kaza dediysem öyle değil. Ya ben bir kelimeyi yanlış seçtim diye bana söylediğin laflara bak. Yapma ne olursun. Ya Gamze benim tişörtümü giydirmek istedi, tamam mı? Ben de hayır gerek yok, ben giyinirim dedim. Gamze duygularına yenilmiş. Yani öptü beni. Ama daha sonra defalarca özür diledi benden. Bu kadar kıvranmana gerek yok Umut. Tamam mı? İlişkinizi bana söyleyebilirsin. En azından daha dürüst bir hareket olur. Dünya, ben zaten sana dürüst davranıyorum. Her şeyi anlattım. Neden anlamak istemiyorsun? Benim Gamze ile aramda hiçbir şey yok. Başka nasıl anlatabilirim sana bunu? Ya hadi her şeye geçtim. Benim isteyerek bilerek Gamze'yi öptüğüme inanabiliyor musun sen? Ha? Ya da şöyle söyleyeyim Dünya. Sen bana inanıyor musun? Belki de Umut söylediği gibi suçsuz. Hem Umut bir konuda daha haklı. Bugüne kadar bana hiç yalan söylemedi. Ne yapacağım ben ya? Bir de dövmekten beter ettim adamı. Yarım bıraktım, sen bana gülünce tamamlarım diye. Umut'a mı gidiyorsun? Neden merak ediyorsun ki? Beni bir dakika dinler misin? O kadar dik başlı ve kibirlisin ki etrafında olup bitenleri görmüyorsun. Neden bahsediyorsun sen? Hı? Neyi görmüyormuşum? Kendin dışında hiç kimseyi. Kimseyi düşünmüyorsun. Kafayı usta başlara takmışsın. Umut'u da peşinde sürüklüyorsun. Ona zarar veriyorsun. Senin yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Umut bıçaklandı. O an beni aramasa ölebilirdim. Bunu sen görmedin. Ben gördüm. Eğer görseydin bir an düşünür, ona zarar verdiğini farkına varırdın. Olan bitenin sorumlusu ben değilim yalnız. Hayır sensin. Ona iyi gelmiyorsun ya. Anla artık. Ona bir şey olacak diye aklım çıkıyor benim. Dünyanın senin etrafına döndüğüne o kadar inanmışsın ki benim ona karşı ne hissettiğimi bile bilmiyorsun. Ben onu seviyorum Dünya. Onun için her şeyi yaparım. Peki ya sen? Sen yapabilir misin? Eğer ona gerçekten değer veriyorsan, Umut'un hayatından çık. O senin ne beyaz atlı prensin, ne de koruyucu meleğin. Gamze, sen bana ne söylediğinin farkında mısın? Açık açık Umut'la görüşme diyorsun. Çünkü Umut için en doğrusu bu. İyi de buna sen karar veremezsin ki. Ne Umut ne de ben çocuk değiliz sonuçta. Ben ikinizin arasına yasak koymuyorum. Umut'u düşünüyorum. Sen dava peşinde koşarken Umut zarar görüyor. Anlamıyor musun? Bunun farkına var artık. Bak Gamze, senin anlamadığın bir şey var.
Umut'u peşinden sürükleyen ben değilim. O kendisi istediği için bana yardım ediyor ve benim yanımda oluyor. Bu yaştaki bir insana ne yapacağını söyleyemem, bu bir. İkincisi, aranızda her ne varsa bu beni ilgilendirmiyor. Ha, ama sen bana daha çok zaman ayırdığını, senin yanımda olması gerektiğini düşünüyorsan bunu benle değil Umut'la konuşacaksın. Üçüncüsü, hayatta her şeyi kontrol etmeye çalışmak insanı feci halde yorar. Sana tavsiyem, bence biraz akışına bırak. Sana iyi günler. Asıl sana lazım olacak iyi günler. Benim bu lafların altında kalacağımı sanmıyorum. Gamze. Ne yaptın, konuşabildin mi dünyayı? Evet evet. Konuştum. Dün gördüğün şeylerde Umut'un bir suçu yok dedim. Her şey benim hatamdı dedim. Ama... Ama? İnanmadı. Allah kahretsin. Ben ne yapacağım şimdi? Ha? Aramızda bir şey olmadığını nasıl ispat edeceğim? Nasıl inandıracağım ben? Niye bu kadar üzüyorsun ki kendini? Bırak neye inanmak istiyorsa ona inansın. Bu kadar çok mu düşünüyorsun dünyayı? Evet Gamze, düşünüyorum. Dünya benim için çok ama çok değerli. Böyle saçma bir sebepten onu kaybetmek istemiyorum. Beni kaybetmeyi göze alıyorsun yani. Gamze, bu bir seçim değil. Bana niye seçilmiş gibi geliyor o zaman? Dünya senin için değerli. Ama ben değilim. Değersizim senin için. Gamze, ben böyle bir şey söylemedim. Daha ne söyleyeceksin ki? Her şey ortada zaten. Saçmalama istersen. Asıl sen saçmalıyorsun ya. Sen buraya ne için geldin? İnsanları evlerini satmaya ikna etmek için geldin. Ama senin işin gücün dünya olmuş. Aman dünyaya bir şey oldu mu? Aman dünya üzüldü mü? Aman dünya kırıldı mı? Kapılmışsın bir akıntıya gidiyorsun. Ne yaptığını farkında bile değilsin Umut. Gamze, bana işimi öğretmeye kalkma. Ben çocuk değilim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ama benim de kalbimi kırdığını bil. Gamze, bana bak. Bu burada böyle sokak ortasında konuşulacak bir mesele değil. Evde konuşuruz, olur mu? Ne olacağız biz şimdi Umut? Gamze, bak biz çocukluk arkadaşıyız ve böyle kalmalıyız. Yani ben senin kalbini kırdıysam gerçekten özür dilerim. Özür dileme. Bunun sorumlusu benim. Yani o an seni öpmeseydim, bir an öyle yaklaşınca duygularıma hakim olamadım. Ben özür dilerim. Gamze, ben gerçekten seni üzmek istemedim. Ya sen benim çocukluk arkadaşımsın. Başım bir derde girdiğinde ilk yanıma koşansın. İnsanın senin gibi bir dostunun olması gerçekten çok büyük bir zenginlik. O zaman eğer arkadaşımsam affedebilirsin değil mi beni? Tekrar eskisi gibi olabiliriz. Ya Umut, sen yurt dışındayken beni hep arardın. Uzun uzun telefonda konuşurduk. Birbirimize ne yapacağımızı anlatırdık. Beni merak ederdin. Ama yurt dışından döndüğünden beri aramaz oldun. İlgilenmez oldun. Artık beni görmüyorsun bile. Ve ben bunu artık dayanamıyorum. Gamze. Ya ben seni bu kadar üzdüğümü gerçekten bilmiyordum. Yani farkında olmadan sana kaba davranmışım. Gerçekten özür dilerim. Hadi kalk. Hadi kalk şimdi. Kalk bakalım.
ne yapıyorduk biz küçükken? Hı? Kim kız şimdi? Gel buraya, gel. Biz birbirimize biraz zaman tanıyalım, olur mu? Yani eskisi gibi sıkı dost olabiliriz. Tamam, peki. Ben gideyim artık o zaman. Görüşürüz. Dünya, ne oluyor? Oğlum. Anlayacağın, dava peşinde koşarken Ahmet amcanın huzurunu bozmuşuz. Oğlu daha güvenli bir yer bulana kadar da Ahmet amcaya bizim göz kulak olmamız gerekiyor. Biz misafir edeceğiz değil mi? Yani beraber. Yok canım. Sen de kalsın işte. Ben gidiyorum zaten. Dünya. Yani ben kalmanı çok isterim. Tabii sen gitmek istiyorsan orası başka ama kalırsan mutlu olurum. Hem geçen sefer Ahmet amcayla bayağı bir eğlenmiştik biz. Bence yine güzel vakit geçirebiliriz. Güzel gelinim, bana kek mi yapacaksın? Ama içinde fındık olsun, tamam mı? O fındıklıyı çok seviyorum. Başladık yine. Evet babacığım, evet. Gelinin sana kek yapacak. En sevdiğin keki yapacak sana. Ya niye benim adıma söz veriyorsun ya? Ya ne var? Alt tarafı bir kek yapacaksın, hepsi bu. Şu Tonton amcayı kırmaya değer mi yani? Ne? Tonton mu? Sensin Tonton. Tonton yaşlılara söylenir laf. Ben yaşlı mıyım? Daha taş gibiyim maşallah. Ne yapıyoruz? Kek yapıyoruz değil mi? Bak ben de alırım bir dilim. Alırsın. Ahmet amcacığım. Ben sana şimdi o sevdiğin kekten yapacağım. Ama sen de bana ustabaşları anlatacaksın, tamam mı? Beraber çalışırken neler oldu? Neden kavga ettiniz? Sana ne kötülükler yaptılar? Hepsini anlatacaksın, anlaştık mı? İçinde tarçın da olsun. Ben tarçını çok severim. Olur, koyarım. Baba, şimdi Dünya gitsin, malzemeleri alsın, geri gelsin. Ondan sonra hemencecik yaparız keki. Olur mu? Dünya, istiyorsan Recep Baba'ya da söyle. Neyi? Burada kalacağını. Recep Baba, bu işte tamam, var mı halledilecek başka bir şey? Yok oğlum, onu hallettinse kâfi. Eline sağlık. Merhaba herkese. Hoş geldin kızım. İş bulduk baba. Hoş geldin Dünya. Hayırdır, tamirat mı var? Ufak tefek şeyler. Şimdi bunu sıktım. Sandalyelerin ayağı da gevşemişti, onları da hallettim. Kolay gelsin. Kızım, otursana, çayım taze, bir çay koyayım sana. Baba, ben aslında senden izin almaya geldim.
Ne için kızım? Hani benim huzur evine ziyarete gittiğim Ahmet amca var ya. Hani ustabaşların eski ortağı. Ha evet, hatırladım. Heh, ben onunla görüştükten sonra ustabaşlar onun yanına gitmiş. Bak şu yaptıklarına. Ahmet amcanın oğlu da korkmuş. Huzur evinden çıkardı şimdi Ahmet amcayı. Ona yeni bir yer bakıyor ama o süreçte de Ahmet amcaya bizim bakmamızı istedi. Kızım ne demek? Buyursun gelsin, başımızın üstünde yeri var. Şimdi şöyle bir şey var. Ahmet amca Umut'ta. Başka da bir yere gitmek istemiyor. Şimdi huzuru benim yüzümden bozuldu ya. Ben de Umut'ta kalsam, Ahmet amcanın başında birlikte dursak olur mu? Siz ikiniz mi bakacaksınız? Gamze de var. Hayır. Tamam kızım. Sen nasıl istiyorsan, en iyisini bilirsin. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Tamam kızım. Selam söyle Umut'a. Tamam. Kazım gel benimle. Görüşürüz Tayfun. Dünya. Umut'a biraz dikkat et istersen. Umut'a dikkat mi edeyim? Niye ki? Tayfun sen bir şey mi ima ediyorsun? Dünya, durumları biliyorsun. Ya bu ustabaşlar Umut'un evine falan gelir diye dikkat et dedim. Kızım, seni gördüğüm iyi oldu. Merhaba oğlum. Babana yemek getirmiştim de sen Umut'u görecek misin bugün? Şimdi oraya gidiyorum. Ay çok iyi yavrum. Anneciğim bunu Umut'a götür seni. Bir anne yemeği yesin, ev yemeği yesin çocuk. Zaten teşekkür de edemedik doğru dürüst. Tamam anneciğim. O zaman görüşürüz. Görüşürüz Dünya. Görüşürüz. Tamam yavrum, selam söyle çocuk. Necip amcan içeride mi? Evet Ayfer teyze. Baba. Oğlum. Sen kahveyi Eren'e satın aldırıp avukat kızın ailesine kiraya mı verdin? Evet baba. Öyle oldu. Sebep? Ha? Zaten yıkılacak olan bir yeri yeniden neden kiraya veriyorsun? İyilik yapacağım mı tuttu oğlum? Baba. Bu şimdilik bilinmese iyi olur. Yani zaten yıkılacak. Mahalleliyi ikna edene kadar işletmeye devam etsinler. Benim o kızla meselem kişisel oğlum. Tamam mı? O mahalle ayrı, o kız ayrı. Baba, ya lütfen biraz mantıklı olur musun? Bak, sen olayı kişiselleştirdikçe onlar da aynı şeyi yapacak. Ve bu da işi yokuşa sürecek. Sen mahalleye odaklan. Kime nasıl davranacağımı ben iyi bilirim. Şu mahallede şüpheli bir durumdan bahsetmiştin. Onun hakkında bir gelişme var mı? Yok baba, henüz yok. Tamam, bir şey olursa haber ver. Orada da dikkat et kendine. Her şeyin içine zıplama oğlum, tamam mı? Tamam baba. Umut'la mı konuşuyorsun? Umut'la konuşuyorum. Ver. Al bak, anne seni hatırlamış, konuşmak istiyor. Oğlum nasılsın? Ben iyiyim annem. Siz nasılsınız? İyiyiz iyiyiz, merak etme. Yoksa yine babamla mı tartışıyorsunuz? Babanın atışmadığı biri mi var ki benimle doğru dursun? Anne, ben arayacağım daha sonra seni, tamam? Tamam oğlum. Hadi görüşürüz. Karıcığım, hoş geldin evine. Annem sana yemek gönderdi. Öyle mi? Ya sağ olsun, özlemiştim ben Ayfer teyzenin yemeklerini. Düşünmüş beni. Bunlar da kek malzemeleri. Ahmet amcaya sözümü yerine getireyim dedim. Kek kalıbı vardır umarım. Olacaktı sanırım. Ahmet amca uyanmadan yapıp çıkacağım hemen. Nasıl? Nereye? Şey canım, merak ettiğimden değil yani, öyle hesap sorar gibi oldu ama yani şimdi Ahmet amca uyanınca
benim kızım nerede diye sorar. O yüzden. İyi. Müvekkiliyle toplantıya gitti dersin o zaman. Yani nasılsa hatırlamayacak. Yalan söylemeye gerek yok. Tamam. Dur, dur. Ben yardım ederim sen. Ne yapıyorsun sen? Kek. Nasıl bilmiyor musun yapmayı yani? İnternetten mi bakacaksın? Senin gibi mutfakta iyi değilim. Ya Dünya, ben senden mantı açmanı beklemiyorum ki. Alt tarafı bir kek yapacaksın, hepsi bu. Yani kullanacağım ürünler un, işte süt, yumurta, fındık, bir de şeker. Öyle mi Bay Çok Bilmiş? Tamam, unu ver o zaman. Buyurun. Ama